Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorularını bugün yerel idareyle genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla Niğde ili, Altunizade ilçesi, Akçaören köyü muhtarı Kazım Gökdemir'le kamuoyuna duyuracağız. Öncelikle muhtarlığınız hayırlı olmasını diliyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Kaç dönemdir muhtarsınız Kazım Bey? Yeni ilk. 2000. Birinci dönem seçildiniz. 2014-2015. Daha önce ben burada bekçiliyim. Köy bekçiliği olarak görev yaptınız. Mesela tek başımda 2014 yılında muhtar adayı olarak bağımsız olarak oldum ve tek başıma aday olarak. Başka aday çıkmadı mı karşına? Çıktı, geri çekildi. Evet. En son adaysız muhtar oldum. Adaysız muhtar oldum. 198 oyla muhtar oldum. Evet. Sayın izleyiciler, işte burada Türkiye'ye birlikle beraberliğe örnek bir davranış sergilemiş Akçaören. Halkı, vatandaşlarına da ben araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü muhtarların aile ödenekleri o dönemde %100 artırılarak 871 liraya yükselmesi nedeniyle Türkiye'de istenmeyen birçok olay meydana gelmişti. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İşte bu muhtarlık bir gönül işi arkadaşlar. Bunu Ahmet yapar, Hasan yapar, Mehmet yapar. Kim yaparsa yapsın. Amacımız ne? Yaşamış olduğumuz yeri, yaşam standartlarını yükseltmek. Muhtarlık bir gönül işidir yani. Değil mi efendim? Yani bizler gideriz, yapıcı işler hep kalırdır yani. Evet. Bu dünya gelip geçici bir dünya. Bu dünyada hangi eser bıraktıysa o eserlerimiz gelecek nesillere hatıra olarak kalması birinci şey. Evet Kazım abi, çok güzel. Köy konağı muhtarlık odası var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi muhtarlık odasında görev yapıyoruz. Arka tarafında da park var. Park var. Doğru mu efendim? Çok güzel ağaçlar, tam ağaçları. Yeni bir bina yaptırıyoruz buna. İhtiyarlar için, aşevi ve gelen misafirlerin kalması için. Konaklaması için, evet. Çok amaçlı salon diyoruz biz buna. Bunda bir vatandaşımız üstlendi, binayı yaptırıyor. İsmi efendim o vatandaşımızın? Recep Ündemir. Recep? Ündemir. Ündemir. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşte ne dedik? Bu dünyaya gelip geçecek. Bu dünyaya gelen her canlı mutlaka ölümü tadacak. Bizler de bir gün ölümü tadıp öbür ebedi mekana göç edeceğiz ama eserimiz kalacak. İnsanlar ne diyecek? Allah razı olsun bu hizmeti yaptırandan diyecek. Allah, yani amel defterimiz açık olacak. Bunu da belirtelim. Yani insanların aslında şunu unuttu sayın izleyiciler. Yani bu dünyanın ölümlü olduğunu unuttular. Yani mutlak tatacağız da göçüp gideceğiz. Bir şey de götürmüyoruz. Hep kalacak. Yani bir nasip olursa bir kefen nasip oluyor. Doğru mu efendim? O da olursa yani. Evet, o da olursa. Onun için yaşanmış olduğumuz yerleşim yerlerinde köy olsun, mahalle olsun, apartman olsun komşumuzun hatırını mutlak soracağız. Tabii. Hasta ziyaretlerine gideceğiz. Gidiyoruz. Değil mi efendim? Tabii, düşkün olan, yardıma muhtaç olanlara kapı kapı gezeceğiz. Mahallenin veyahut da köyün maddi durumu iyi olanlar, vatandaşlarımız mutlak yardım etmeliler. Değil mi efendim? Ediliyorlar yani. Ediliyorlar. Değil mi efendim? Evet buradan. Gördüğüm kadarıyla köy dedim yani, çünkü göçmen köylerinde böyle tertipli düzenli hep görüyorum ben. Göçmen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımız yaşadığı yerlerde. Dedim burası da çok güzel, park arkadaşlar döşenmiş. Köy konağı muhtarlık odası parkı da var, çok güzel yapılmış. Aile parkımız. Göçmen köyü mü diye muhtarıma da takıldım değil mi efendim? Abi şöyle, biz bundan 1945 yılında bizim bir köyümüz daha vardı yukarıda. Buraya evet. 2 kilometre evden daha başındaydı. Evet. Hani atalarımız oradan buraya geldi tekrar. Evet. Hani çıkış olmadığında. Ana yol üzerine, Aksaray yol üzerine taşı gelmiş. Bu düzlük ova. Yani ovaya inmişler. Ovaya inmişler. Güzel, imarlı bir planla. Evet. Sokaklar. Çok güzel yani. Bir uzaktan da harika bir planlı gözüküyor. Güzel bir şey yani. Evet. Güzel. 45 yılında biz buraya inmiş yani. 1945 yılında buraya inmişler. Asıl buranın köy yukarıda dağ ne teyindeydi. Doğru mu? Biraz Akçaören'di. Şimdi biraz Akçaören oldu yani. Evet. Akçaören, biraz burası Akçaören oldu. Biraz kaldı, Akçaören oldu. Evet. Evet muhtarım. 45 yaşında, kaç yaşındayız? 54 yaşındayız. 54 yaşında. SSK'lı şu anda. Işte, Bağkur'un. Emekli arkadaşımız. Yok, emekli değiliz de. Olmadı mı da? Yok da olmadı. Ne zaman olacağız inşallah? 57'de kadar işte. 57. Yani 3 sene var. 3 sene daha. Evet. Yani. Sosyal güvenlik primlerini muhtarlarımızın devlet yatırıyor mu efendim? Bağkurlarımızı yatırsa daha güzel olacak. Evet. Sayın izleyiciler, biz Türkiye'de Muhtarlar Sesi yani, Gazetesi olarak biz bu bağkurlarımızı kendimiz yatırıyoruz mesela bak. Evet. Sosyal güvenlik primleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz sayın izleyiciler. Yani muhtar olduğumuz sürece yani. Evet. Muhtarlığı süresince tabii. Yani biz mutlaka muhtarların sahip çıkılmasını istiyoruz. Sağ olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımız her hafta toplantı yapıyor Ankara'da. Sorularını dinliyor. Bu sosyal güvenlik, bağkur primleri konusunda da vakıflar.
her toplantısına genelde İçişleri Bakanımız Erkan Ara da katılıyor. Katılıyoruz. Bu konunun çözülmesini de istediğini biliyorum. Toplantıya katılan muhtar arkadaşlarımızla da hep röportaj yapıyoruz, görüşüyoruz. İnşallah bu sosyal güvenlik primi konusu da çözülecek diyoruz. İnşallah. Neden yani çözülmeli diyoruz biz de? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk oyuyla seçiliyor. Seçilmiş yöneticilerimiz, aynen, belediye başkanı, milletvekili ve işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçilen. Şu ilk cumhurbaşkanımız. İlk cumhurbaşkanımız tabii yani. Muhtar da halk oyuyla seçiliyor. Milletvekili de belediye başkanı da cumhurbaşkanı da halk oyuyla seçiliyor. Muhtarlarımıza aylık ödenek veriliyor. Oysa ki muhtar seçildiğinde nasıl belediye başkanına maaşa bağlanıyor, milletvekili maaşa bağlanıyorsa muhtarlarımız da aynen maaşa bağlanmalı diyoruz. Maaşa bağlandığı anda otomatikman bu sosyal güvenlik primi kapsamının alınacağını biliyoruz. Bunda bu konu da torba yasasıyla çözülür diyoruz. Değil mi efendim? İnşallah tabii. Evet. Artı muhtarlarımız devleti temsil ediyor. 657 sayılı devlet memuru kanununa tabi gösteriliyor. Ancak sadece bir konu suç işlediklerinde oradan yargılanıyorlar. Biz onun için 657'ye tabi gösterilen muhtarların bütün haklarından da faydalanmasını istiyoruz. İstiyoruz. Ancak ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na, bütün Türkiye'de görev yapan 81 tane valimize ve bütün kaymakamlarımıza sesleniyorum. Araştırmacı gazeteci olarak köyleri ziyaret ettiğimizde birçok köyün nüfusunun çok düştüğünü görüyoruz. 3 hane, 4 hane, 5 hane kalan köyler var. Biz buna bir kriter getirmesini istiyoruz. Köy düzey kişinin devam etmesi için en az 300'ün nüfus kriteri olmalı. Eğer 300'ün altına nüfus düşmüşse en yakın köyle birleştirilmeli. Çünkü devletimiz muhtarlarımıza askeri ücret veriyor. 3 hane, 4 hane, 5 hane nüfus kalmış köyde muhtara devlet 1300 lira maaş veriyor. Bu helal mıdır? Yani kaymakamlarımızın bu konuların üstüne düşmesini istiyoruz. Valimizin bu konuda kaymakamlarımıza yazı yazarak köyleri ziyaret etmesini istiyoruz. Merinos nüfus dahil adres sisteminde kaymakamımız geliyor. Genel olarak konuşuyorum Türkiye'ye. Merinos nüfusa dair sistemden köyde kaç kişi oturuyorsa bunların tespitini yapılmasını istiyoruz. Mesela bir vatandaşımız gidiyor diyor ki ben diyor Altunisar Karacöre köyünde oturuyorum diyor. Nüfus dairesine gidiyor, beyanat veriyor. Nüfus dairesi ne yapıyor? Muhtara bir C belgesi gönderiyor. Artı jandarmaya veya polise de bir belge gönderiyor. Burada oturuyor mu diye. Genelde jandarma ve polis ne yapıyor? Aylık. Evet. Muhtara telefonla soruyor. Yok. Telefonu yaratıp biz oraya varız. Mesela bakıyoruz bir kişi tam burada oturuyor. Evet. Onun için biz mutlaka bu kriterin oluşturulmasını istiyoruz. Kanun ile. Nüfusu hangi sayının altına düşüyorsa buna kriter getirilmeli. Onun altına düşen köylerin düzen kişilikleri kapatılmalı. En yakın köye birleştirilmeli diyoruz. Şu anda bak bizim nüfusumuz çok ama bak 6 ay... Ne kadar köyde ne kadar nüfus var efendim? 585 hane var. Evet. 585 hane mi var burada? Tabii. Bayağı büyük bir şey. 585 hane var. Evet. Şu anki nüfusumuz 351 ama bu 5. aydan sonra 2000'i buluyor. Evet. Yaz aylarında vatandaşlarımız geliyor. Gördük zaten az önce. İşte Ankara'dan gelmişti arkadaşlarımız. Evet. Kimi pikniğe gidiyor, kimi... Niğde'de yaşıyor. Niğde'ye gidiyor, kimi gezmeye gidiyor. Yani ziyarete çok gelirler. Evet. 2000'i bulur yazın. Evet muhtarım. Köy konağı, muhtarlık odası, park var, yeni bina, sosyal tesis yaptırıyorsunuz. Çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkımız var bir tane. Basketbol, voleybol, futbol sahası oynayacağız. Onları biz yok, onları da istiyoruz yani. Okulumuz açık mı efendim? Okulumuz taşıma alındı. Taşıma alındı. Kaç öğrencimiz var? Öğrencimiz düşük, 15 öğrencimiz var. 15 öğrencimiz var. Altunisar'a mı gidiyorlar? Altunisar'a gidiyorlar. Altunisar'a gidiyor, 15 öğrencimiz var. 2006'da taşımaya alındı, 10 yıldır falan. İçme suyunda sorun var mı efendim? İçme suyunda sorunumuz var. Bizim içme su birliğimiz var. Evet. Karakapı, Uluveren, Akçöre. Yalnız bizim burada bir MEDAŞ... Karakapı nereye bağlı? Altunisar'a var. Altunisar'a var. Orası belediye yalnız. Belediyeli burası. Orası belediye. Karakapı. Karakapı, Uluveren... Karakapı mı? Karakapı, Uluveren, Akçöre. Bizim adımıza bir içme su birliği var. Yalnız maliyet çok yüksek. Yüksek olmanın nedeni de şu. 1 kilovat ciğerini 50 ile çarpıyor TEDAŞ. O da bize, evet, çok pahalı. Biz bu konuya da çözüm bulunmasını istiyoruz. Birkaç arkadaşımız yani Türkiye'de bu sorunlarla hep karşılaşıyoruz. İçme suyunda kullanılan, yani bir yerleşim yeri içme suyunda kullanılan elektrik sayaçlarının diğer normal faturalarda %50 indirimli vermesini istiyoruz. Çünkü bu yani su eşittir hayattır diyor. Su olmasa yaşayamayız. Değil mi efendim? Burada vatandaşlar bir de en büyük sorun da muhtarlarımız İçme suyu parasını toplamakta sıkıntı yaşıyor.
elektrik parasını ödemekte zorlanıyor. Birçok yerde kesildiğine şahit oluyoruz. Toplayabiliyor musunuz muhtarım? Zor. Zor toplayışlar, zor ekşelere yatırıyoruz, açık kalıyor. Evet, yoksa... Depo açık kalıyor yani. Ben buradan Akçıören köyü halkına da sesleniyorum. Yani ilçelerde, büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız düzenli olarak her ay götürüp içme suyu parasını yatırmak zorunda. Yatırmazsa ne yapıyor? İki ay geçirse bütçe geliyor hemen, hemen belediye geliyor, suyunu kesiyor. Açma ve kapatma parası alıyor benden. Onu vatandaş ödememek için, yani mağdur olmamak için ne yapıyor? Düzenli olarak gidiyor, içme suyunun parasını ödüyor. Burada da muhtarımın böyle zor duruma düşmemesi için, içme suyunuzun elektrik parası, elektriği kesilmemesi için içme suyu paralarımızın düzenli olarak muhtarımız zaten makbuz kesiyor. Makbuz karşılığında düzenli olarak vermesini istiyoruz. Muhtarın zor durumda bırakılmasını istemiyoruz. İstemiyor yani. Evet. Ekleyeceğiniz başka konu var mı muhtarım Kazım Bey? Valla köyümüzde bir sıkıntı daha var. Ne ben? Biz bir daha önce vali bey de çekmiştim var. Bizde bir kamera sistemi. Evet, onu istiyorum bak. Biz bu... Ana yola mobeslerde iki tane olsa çünkü hırsızlıkların önüne geçmek. Evet. Köylerin giriş ve çıkışlarına ve bir de köy meydanına üç tane mutlaka biz MOBES'e güvenlik kamerası takılmasını istiyoruz. İstiyoruz yani. Her türlü olay aydınlanması için bu gerekli olduğunu belirtiyoruz. Niğde, Altunhisar, Akçören köy muhtarı Kazım Gökdemir'e de Türkiye'de Mutlaka Sesli Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Allah razı olsun sizden de.